Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber tam mevsimiyken şöyle kışlık yaprak salamurası hazırlayacağız. Gerçekten bu verdiğim tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Aylarca da kalsa, yıllarca da kalsa hiç bozulmadan aynı böyle tazeliğini koruyor. Hatta şöyle tarifime geçmeden önce 2 sene öncesinden yaptığım salamuramı sizlere göstereceğim. Şöyle bir kavanozum kalmış. Biraz önce gittim baktım kavanozları getirdiğimde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bunu 2 sene öncesinden yapmıştım. Bakın şöyle hiç kapağı açılmadan erimeden böyle kaldı. Çok da memnunum, sararken falan hiç çürüme ezilme olmadı arkadaşlar. Hani kimse eriyor çürüyor ama benim böyle açtığım zaman taptaze. O da neden oluyor arkadaşlar? Mesela ben bugün yine aynı şekilde yapacağım. 1 kiloluk kavanozlara koyacağız. Kullandığımız kapaklarımız çok yeni olması gerekiyor. Yani kullanılmamış kapak olması gerekiyor. Gerekli malzemelerimiz, ocakta suyumuz, büyük bir tencerede kaynıyor. Bol su koydum. Şöyle bir kasede tuzumuz var arkadaşlar. İri tuz, yani salamuralık tuz olacak. Iyotlu tuz kullanmıyoruz asla. Şöyle bir de 1 kiloluk kavanozlarım var. Dilediğiniz kavanoza da koyabilirsiniz ama mutlaka kullandığınız kavanoz kapaklarınız yeni olması gerekiyor. Hadi bakalım şöyle bir ocağımızın başına geçip artık yapraklarımızı kavanozlara koyalım. Gördüğünüz gibi pazardan getirdiğim şekilde poşetten çıkarıp sadece tepsime koydum. Yıkamadım ya da demet düzenlemedim. Çok pratik, çok da kolay ve gerçekten de olumlu sonuç alırsınız. Aynı birebir benim yaptığım tarifle yaparsanız. Hadi bakalım ocağımızın başına geçip artık bu güzel salamuramızı hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tenceremizdeki suyumuz kaynıyor. Hemen şöyle, evet, şöyle bir ocağımızın altını kısalım. Hemen tuzumuzu ekliyoruz. Mutlaka, yani iri tuz olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Tuzumuz erisin. 2-3 dakikada tuzumuzla birlikte suyumuz kaynasın. Bir de şöyle aklımdayken onu da söyleyeyim. Mesela kışın açtığınızda baktınız yaprağınız çok tuzlu. Ilık suyun içinde 1-2 saat bekletin. Daha sonra da böyle soğuk suyla değil de ılık suyla yıkarsanız hem yaprağınız da sertleşmemiş olur. Hem de tuzu gitmiş olur. Şöyle bir tuzumuz eridikten sonra yaprağımızı içine atıp fazla bekletmiyoruz arkadaşlar. Sadece rengi dönene kadar kaynar suyun içinde tutup kavanozlarımıza dolduracağız. Evet arkadaşlar, şöyle bir 2-3 dakika tuzlu suyumuzu kaynattım. Hemen şöyle yapraklarımızı tenceremin içine atıp şöyle bir suyumuzun içine basıyoruz ve içinde arkadaşlar öyle bekletmiyoruz. Bakın şöyle rengi döndü. Yani bunda şu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Çok içinde bekletip fazla da eritmeyin yani yaprağınızı. Bakın hemen çıkardığım şekilde şöyle alıp kavanozumuza dolduruyoruz. Hatta şöyle sizlere bir de kavanozu göstereceğim. Eğer kışın baktınız yaprağınız eridi arkadaşlar, ya mutlaka tuzuna az atmışsınızdır ya da kavanozunuzun kapağı açık kalmıştır. Başka türlü yani böyle kavanozda erime olmaz. Dediğim gibi çok rahat edersiniz ve aylarca, senelerce de bekler. Bakın şöyle bir kavanozuma bastım. Yani böyle sıkı sıkı basmanıza da gerek yok. Dilediğiniz kavanozda da yapabilirsiniz. Eğer ki kavanoz kapaklarınız ona göre varsa evinizde, hangi kavanoza koyarsanız koyun. Daha büyüğüne de koyabilirsiniz. Daha küçüğüne de koyabilirsiniz. Bakın tekrar suyun içine attım arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle üstünü alta doğru çevirip hemen çıkarıp kavanozuma basacağım. Yani hepsinin renginin birebir aynı olmasına gerek yok. Hemen içine tekrar bastığınız zaman alın. Zaten o şimdi birazdan kendi sıcaklığıyla hepsi aynı renk olacak. Bakın şöyle bir yavaş yavaş kaşığımızla da bastırıyoruz. Tekrar hemen şöyle yaprağımızı bir daha tencerenin içine atalım. Dediğim gibi çıkaracağınız zaman şöyle bir baktığınız yaprağınız tuzlu, ılık suyun içinde bekletin. Sonra da güzelce 3-4 suyla yıkayın arkadaşlar. Daha sonra sarabilirsiniz. Dediğim gibi aylarca da kalsa, senelerce de kalsa bu yaprağa hiçbir şey olmaz. Biraz önce zaten biraz unutkanım, sizlere gösterdim diye düşünüyorum kavanozumu. Evet, şöyle bir hemen kavanozumuza bastık. Hemen şunu da alalım.
Evet, şöyle yavaş yavaş kaşığımıza da bastıralım. Ezmeden, yırtmadan. Yani diğer şekil çok zahmetli de oluyor. Hani onu ara ara da kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela biz annemle yaparken demet demet yapardık. Leğenin içine koyardık. Ondan sonra üzerine tuzlu su, birkaç gün öyle tuzlu suyun içinde bekler. Yani o bayağı bir zahmetli oluyor. Bakın bunu hiçbir şey yapmadan hemen pazardan getir getirmez. Görüyorsunuz hemen salamurumuzu yapmaya başladık. Şöyle üzerine de kaynar suyumuzu ekledik. Mutlaka böyle ocaktaki kaynayan sudan şöyle ekleyin ki kavanozlarımızın kapakları tutsun. Evet. Hemen şimdi bakın şöyle kullanmamış temiz kapaklar olması gerekiyor. Kavanozlarınızda da dikkat edin. Çatlak falan olmasın. Evet. Şöyle bir sıkılayacağım. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Vakumlanana kadar bir gün boyunca ağzı şöyle kapalı bir şekilde ters çevirelim. Ondan sonra artık dilediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz bu kavanozlarınızı. Evet, sonra götürdüğüm yerde bir daha sıkacağım. Bir tanesini doldurduk. Gördüğünüz gibi hemen suyun içine atıp arkadaşlar şöyle bir üstünü alta getirdikten sonra hemen bakın daha hatta kimisi sarı kimisi yeşilken şöyle çıkarıyoruz. Eğer içinde çok bekletirseniz de bu sefer yaprağınız erir. Evet, tabii ki bu arada kaşığımız da açıldı. Şunu şöyle bir çıkaralım. Kaşığım da kırıldı arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi birbirinden ayrıldı. Yapacak bir şey yok. Neyse, sağlık olsun. Evet, şöyle tam doldurmadım. Çok az önünde yaprağım kaldı. Onu da küçük bir kavanoza koyacağım. Aslında iki kavanoza da girebilirdi arkadaşlar bir kilo yaprak. Ama ben biraz da küçük kavanoza koyacağım. Onu da bazen böyle yaprak sardığımızda önünde iç artıyor. Hemen şöyle küçük bir yarım kiloluk kavanoz getirip onu da o şekliyle sararız. Yani büyük açtığımız zaman fazla geliyor arkadaşlar. Böyle arada da küçük kavanozlarda olması gerekiyor. Şöyle yine üzerine gördüğünüz gibi kaynar suyumu ekledim. Sadece temiz kapağımızı kapatıp ağzını sıkı sıkı kapatıp şöyle kapağın üzerine doğru ters çevireceğim ve bir gün boyunca bu şekil bekleteceğim. Hemen şöyle bir bezimizi alalım.